Selam beyler, yeni bir videoyla beraberiz. En son şasemizi boyamıştık biliyorsunuz. Bugün de ön maşamızı şuralarını siyah boyayacağız ve arka oturak kısmı var. Bunu da metalik gözüküyor bakın. Ya metalini çıkaracağız zımpara yaparaktan. Altı temizse eğer metalik kalacak. Temiz değilse bunu da siyah boyayacağız. Şimdi siyah boyamız hazır. Onu birazdan kompresöre koyacağız. Bayağıdır burada duruyor. Şöyle çarpalayalım. Şasemiz 10 numara oldu. Rengine şöyle yakından getir bakayım kameraman. Rengi falan 10 numara. Sadece 2 tane çukur var. Birincisi burada. Diğerisi de bu tarafta. O çukurları da artık bir şekilde sonradan şey yaparız. Sticker'la falan kapatırız. Şase gayet güzel oldu. Bir de şunlar var boyanacak. Ön kasnak gidon maneti bu tablosu. 4 tane parça var burada. Gel buraya kameraman. Birincisi kasnak. Bunu temizledim ben. Yamukluk fazla yok. İkincisi tablo. Üçüncüsü arka oturak ve dördüncüsü amortisörlerimiz. Ön maşamız. Bu dördünü boyayacağız. Tabii bu daha belli değil. Dediğim gibi ilk önce bizim para yapacağız. Ondan sonra bunu bu kesin boyayacağız. Şimdi ilk önce bunun zımparasının temizliğini yapalım. Kasnağı zaten temizlemiştim. Sonra şunun bir zımparasını yapalım. En sonunda bunu yapacağız. Bunun çünkü boyanacağı belli değil. Bir ya da ilk önce bunu yapalım ki boyanmayacaksa kenara ayırırız. Direkt zımpara bulaşık telleriyle temizleyelim bunu. Ondan sonra diğerlerine geçelim. Bunun temizliğine geçmeden önce söylemeyi unuttuğum bir şey daha var. Arka salıncak arkadaşlar. Bunu da yaktık ama tam yanmamış. Boyası bayağı üzerinde duruyor. Hatta olduğu gibi duruyor. Ona fazla önem göstermedim. Arka taraf olduğu için. Onun da bir kabasına zımpara atacağız. Ondan sonra boyayacağız. Şimdi bu parçamızı temizleyelim. Nerede benim bulaşık telim? Şuradan hemen yeni bir tane bulaşık teli. Ve yağ sökücümüzü alalım. Şimdi ilacımızı sıkalım. Sağlam bir boya var üzerinde ama çıkar mı hiç bilmiyorum. Beraber göreceğiz. Altı baya bir metalik ama üzerindeki boya harbiden sağlam. Çıkıyor ama çok uğraştıracak. Bayağı uğraştıracak ya. Çok zor çıkıyor çünkü. Buna flapı taksam bu sefer altını bozar. Ateşe versek kararır. Ateş metalik olan şeyleri karartıyor arkadaşlar. Şimdi bir tane kalın zımpara aldım. Bir de zımparayla deneyelim. Çıkıyor ama harbiden çok zor çıkıyor. Bunu ne yapacağız ya? Direkt siyah mı boyasak bu şekilde? Ama çukurları belli olacak bu sefer de. Buna ben spreyli takayım ya da bunu en son yapalım ya. En son buna icabına bakarız. O zamana kadar aklıma başka bir şey gelebilir. Başka bir fikir de gelebilir. Şimdi ön maşamızı koyalım buraya. Ön maşamızı. Bu da nanayı yemiş. Sağlamından nanayı yemiş. Şöyle bir vuralım bakalım gözüken yerlerine. Amacımız yüzeyini temizlemek arkadaşlar. Bunda boyayı çıkarmak değil. Zaten boyayacağız. Sadece yüzeyini temizlemek.
üzerinde kiri atacağız, ondan sonra boyatacağız üzerine. Şöyle yapacağım, çok şey yapmaya gerek yok. Sadece biraz da çekip, güzel çekip biraz da getir. İkinci parçamız arkası alınacak beyler. Onu da zımpara makineyle yapacağım. Bakalım nasıl olacak. Beyler parçaların temizliğini, taşlamasını yaptım. Sıkıcı olmasın diye atladım oraları. Ön gidon şeyi, madeti, kasnağımız ve şasemiz. Şasemizi de temizleyebildiğim kadar temizledim üzerine. Bu kadar oluyor. Şunlara önem göstermiyorum fazla. Onları büyük ihtimal ileriye doğru değiştireceğim. Şimdi ne yapacağız? Boyamızı hazırlayacağız. Şunu biraz daha mı taşlasam? Şu ortasına girmedim. Zaten tam girmiyor. Ki buraya zaten gidon geliyor. O kadar önemli değil. Üzerini şey yaptım sadece. Bunu da temizledik. Pastır bu. Bayağı bir sildik. Neyse. Boyayalım bakalım. Ön taraf, ön manet ve kasnak kısmı burada. Bir tane burada yan kapak var ve dışarıda şasele ön maşa var şu an kurumada. İyi oldu, fena değil. Şasemiz de burada. Bu videoda yetmez diye düşünüyorum ama yeterse ön tarafın tekerlekleri vesairesini takmaya başlayacağız. Tekerlekler falan burada, motor burada, her şey hazır. Sadece şu arka oturak kaldı, onu da daha sonradan bakacağım. Evet arkadaşlar, motoru toplamaya karar verdim. Ön maşasını taktım. Boyalı vaziyette. Şimdi arka salıncağını takacağım. Ondan sonra tekerlekleri takacağız. Bugün yetiştirebilir miyim diye düşünüyordum ama yetişecek galiba. Hızlı bir şekilde çalışırsak. Videoyu o yüzden açmıyorum, kameraman yok şu anda. Sadece video girişinde vardı kameraman. Salıncağı takacağım şimdi. Ondan sonra yine bir ara video açarım. Ondan sonra tekerlekleri taktıktan sonra zaten gerisinde gizonu videonu takarken açarım videoyu. Şimdi ben bir arka salıncağı takayım, geleyim. Şimdi beyler salıncağı, arka salıncağı takmadan önce şunları takmam gerekti ve bunu boyayacaktık. Şu an topladığım için takmak zorunda kaldım, o yüzden boyayamadık. Ve şöyle bir şey var, siyah boyayacaktım ben onu. Şöyle baktım mı beyaz da fena durmuyor, yani tatlı bir görüntü var. Bunu daha sonradan çıkartıp beyaz renge boyayacağız. Şimdi yeni amortisör taktık. Eski amortisörleri patlaktı şurada. Yağ kaçırıyorlar ve zaten çıkmış kafası. Yeni bir amortisör taktık ama biraz daha uzunlar. Arkası ne kadar yüksek olacak bakacağız. Basabilirsek daha sonradan basacağız motoru.
Ön zaten baskı ama nanayı yemiş. Önü daha sonradan değiştireceğiz. Şimdi salıncağımı takayım. Evet beyler, makinenin son hali bu şekilde. Bir şeylere benzemeye başladı. Bir de şunu güzel bir renge boyadıktan sonra şurada güzel bir detay olacak. Koltuğu dip bastım içeri doğru. Yukarıda duruyordu bayağı. Bir civataları falan atmadım. Yeni amortisörlerimizi taktık. Sapasağlamlar. Jantlarımızı taktık. Sadece arka tekerin bir tarafının, yani bu tarafının somunu yalamaydı. Ona somun bulamadım. Özel bir somunmuş herhalde. Şu ön tarafa gelelim. Bu ön taraf takana kadar beni perişan etti ve acayip yamuk. Bakın bu tarafa doğru yamuk. Aynı drift gibiydi bizim diğer drift. Şu drift gibi yamuk. Bu ön taraf kesin değişecek. Veyahut da şu mobiletinkini kullanabiliriz. Aynılar. Onunki düz. Körükleyen biraz daha gösterişli. Bunun taraf perişan durumda. Şu an öylesine taktım. O şekilde kullanılır mı hiç bilmiyorum. Yani kullanılır mı dediğim uzun süre değil. Sadece bir tur bile atılır mı onu bile bilmiyorum. Çünkü baya bir boşluk da var. Motor şu an bu şekilde. Zincirimizi, dişimizi de taktık. Kasnağımızı da taktık. Onlar da bu şekilde. Jant fena parlıyor yalnız ya. Jant çil çil. Makine yanıyor. Şimdi motoru asacağız arkadaşlar. Motor da sağda solda perişan oluyor. Motoru da asalım üzerine. Bakalım ne olacak. Ondan sonra bir de gidonu takacağım. Videoyu sonlandıracağım. Evet beyler, makina toplandı. Yalnız fena. Sadece gidon yüksek. Buna değişik bir gidon ayarlayabiliriz daha sonradan. Koltuğu da bastık. Yukarı bakıyor ama yapacak bir şey yok. Arkasından taş çıkmıştı hatırlarsanız. Motor 10 numara oldu. Şimdi ne lazım bize? Ön maşa lazım. Ön taraf acayip yamuk. Arka teker 10 numara. Arka tekerin sadece bir tane somunu yok. Şu an süper. Sadece karbüratör falan takmadım. Şu an karbüratör takarsam sürülebilir konuma gelir. Ama bu şekilde kullanamam. Arka tekerin somunu yok ve ön şöyle gidon düz tuttuğum zaman düzelmişim lan bu. Yok yamuk hala. Ön taraf bayağı bir yamuk. Şöyle dursun. Nostalji ya. Makine gergin. Şu beyaz olan şey lastiklere yaptığımız Duxtil'le tamamlıyor kendini beyazlar. O yüzden hoş durdu. Yoksa o kadar güzel duracağını zannetmem. Bayağı bir hoş durdu. Lastik şeyleriyle beraber tamamladı kendini yazılarıyla beraber. Şöyle daha iyi. Aynen. Uf, bayağı bir yordu beni. Gideyim dinleneyim biraz. Geri kalanı daha sonradan yaparız. Acelemiz yok. Yavaş yavaş, sakin sakin, sindire sindire toplayacağız. Motoru taktık. Hiçbir eksiği yok. Kayış tamam, zincir tamam. Sadece bir tane somunu ayıracağız. Ön maşaya bir ayar çekeceğiz veyahut da mobiletin maşasını takacağız. Yedek parça olarak kullanacağız mobileti. Bir de karbüratörünü takacağız. Başka bir eksiği yok. Benzini koyacağız ve test edeceğiz. Şunu tutalım. Makine yanıyor. Sticker'ları falan yapıştırınca daha da güzel olacak. Evet beyler, şimdilik benden bu kadar. Ben Kaçero. Videoyu beğendiyseniz like atmayı ve kanala abone değilseniz şu köşeden kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki toplama videosunda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.